İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da masal gibi kış. Katledilen 3 kadın siyasetçi Batı Ermenistan'ın Van şehrinde anıldı. Ruhani Erdoğan'a ABD'ye karşı bir cephe oluşturmayı teklif etti. Merkel ve Putin Rusya'da ortadaki durumu tartışacaklar. Financial Times, Ermenistan Cumhuriyeti'ni 2020'de bir numaralı turizm merkezi olarak nitelendirdi. Ermeniler neden 6 Ocak'ta Noel'i kutluyor? 2020 yılının gelişi sert kışın tüm Batı Ermenistan topraklarını işgal altında tutmasını engelleyemedi. Bembeyaz ve kusursuz kar tüm bölgeyi kalın bir tabaka ile örterek trafiği bazı yerlerde geçilmez hale getirdi. Birçok yerleşim yerlerinin merkezi bölgeleriyle ulaşımı tamamen kapandı. Bir an önce yolları açmak için özel kar temizleme ekipmanları kullanılmaktadır. Zorluklara rağmen bakire beyazlık kendisiyle birlikte ülkede insanların ruhlarına umut, inanç ve gelecek için iyimserlik sevinciyle dolduran güzellik ve gizemli saflık serpiyor. 2020 yılının kışı Batı Ermenistan için verimli olsun. Silopi'de 4 Ocak 2020 yılında katledilen 3 kadın siyasetçi için dilek feneri uçurtarak mum yakıldı. Batı Ermenistan'daki Van'ın Edremit ilçesi sahilinde Türkçe açılımı Özgür Kadın Hareketi olan Tevgere Jinen Azat öncülüğünde 4 Ocak 2016 tarihinde katledilen 3 kadın siyasetçi Seve Demir, Fatma Uyar ve Pakize Nahir için Edremit ilçe sahilinde dilek feneri uçurarak göl kenarında mum yaktı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'ın lideri, Türk liderini ABD'ye karşı çıkmak için birleşmeye çağırdı. Bakan, benzer ortak faaliyetlerin General Kassem Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'li yetkilileri daha cesur eylemlerinin önlenmesi için gerektiğini belirtti. Rouhani, saldırgan eylemlere karşı sessizliğimiz daha agresif ve küstah eylemlere yol açabilir, dedi. Makalenin tamamını web sitemizde bulabilirsiniz. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 11 Ocak'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Newsweek'in aktardığına göre görüşmelerde 3 Ocak'taki Bağdat Havalimanı'ndaki ABD hava saldırısının arka planı ile Suriye, Libya ve Orta Doğu'daki gerginlikler de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki konular ele alınacak. Açıklamada ayrıca Minsk anlaşmaları bağlamında Ukrayna'nın iç çatışmasının çözülmesinin tartışılacağı da belirtiliyor. Financial Times'ın turizm uzmanları ilk sırada Ermenistan Cumhuriyeti'nin bulunduğu 2020 yılında en umut verici ilk 5 turizm yönlerinin listesini gerçekleştirdi. Yayının web sitesine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde rezerv edilen bilet sayısı geçen yıla göre %100 arttı. Uzmanlar, Batı Avrupa ile bağlantısı olan ilk havayolu şirketleri ülkede çalışmaya başlayacak. Ryanair, Wizz ve Air Baltic havayollarının Yerevan'ı, Milano, Roma, Berlin ve Viyana gibi şehirlerle birleştirecek uçuşlar başlatmayı planladığını ifade ettiler. Onların görüşüne göre turistler için Ermenistan Cumhuriyeti'nde başlıca cazibe merkezleri birçoğu pitoresk dağlarda bulunan muhteşem ortaçağ tapınakları ve kiliseleridir. Örneğin 13. yüzyılda Gehard Tapınağı kayalar içine kazılmış ve Hahpat ve Sanahin Manastırları gibi UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Yerevan ve şarap imalathanelerinin de turistleri çektiği belirtilmektedir. Ermeni dostlarının ya da meslektaşlarının Ocak ayında Kutsal Doğuş Noel'i kutladığında insanların çoğunda şaşkınlık yaratıyor. Rusya, Yunanistan ve Ukrayna gibi bir düzineden fazla Ortodoks Hristiyan ülkesinde de durum böyledir. Ermeni Doğuş Bayramı ne zaman? Ermeni Apostolik Kilisesi Doğuş Bayramı'nı 6 Ocak'ta kutluyor. Neden? Batı Avrupa'da Hristiyanlığın yayılmasından önce insanlar 25 Aralık'ta Roma Ölümsüzlük Güneşi Bayramı'nı kutluyorlardı. Artık yaygın olarak kutlanan bayramla rekabet etmek yerine kilise Noel'i 25 Aralık'ta kutlama ve 6 Ocak'ı bir vahiy günü olarak kutlamaya karar verdi. Şüphesiz ölümsüzlük güneşi kış gün dönümü veya küçük maher mitra doğum günlerinin yerini alması için yaratılmış bir bayramdı. Ancak özellikle Ermenistan'da
kış gün dönümü ve Van Gölü'nün sularında 21-25 Aralık arasında doğan Mitra'nın doğuşunu kutlama geleneği vardı. Bu yüzden Ermeni Hristiyanlar Noel'i 6 Ocak'a ertelemek zorunda kaldılar. 25 Aralık'ta kutlanan ilk Noel, ilk Hristiyan Roma İmparatoru olan Konstantin döneminde 336 yılında kutlandı. Ermeni Kilisesi'ne neden Ermeni Apostolik yani Havariler Kilisesi deniyor? İsa'nın havarilerinden ikisi Bartolomeos ve Tadeos ilk yüzyılda Hristiyanlığı Ermenistan'da yaydı. Bu iki havariden sonra Ermeni Kilisesi'nin resmi adı Ermeni Apostolik Kilisesi oldu. Ermenistan, Hristiyanlığı resmi bir devlet dini olarak benimseyen ilk ülke olduğunda Hristiyanlık 301'de bir devlet dini haline geldi. Ortodoks Hristiyanlar Noel'in Ocak ayına taşındığı 1054'e kadar Katolik Kilisesi'nden ayrılmadı. Böylece bazı Doğu Ortodoks kiliseleri Julian takvimine saygı göstererek Doğuş Bayramı'nı Ocak ayında kutluyor. Hangi ülkeler Ocak ayında Noel'i kutluyor? Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Mısır, Etiyopya, Gürcistan, Kazakistan, Makedonya, Moldova, Karadağ, Sırbistan ve Ukrayna. Doğuş Bayramı'nın 12 günü. Hristiyan teolojisinde Mesih'in doğuşunu ve üç kahinin gelişini işaret eden bir süredir. 25 Aralık'ta Noel başlar ve 6 Ocak'ta biter. Vaftiz günü bazen üç kralın ziyareti olarak adlandırılır. Dünyanın en eski tapınağı hangisidir? Eçmiadzin Ana Katedrali, Eçmiadzin şehrinde bulunan Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ana katedralidir. Çoğu bilim insanına göre bu antik Ermenistan'da inşa edilmiş ve Hristiyan dünyasının en eski olarak kabul edilen ilk Hristiyan tapınağıydı. Tapınak geleneklere göre Hristiyan Ermenistan'ın koruyucu azizi olan Grigorlu Savoriç aracılığıyla Kral 3. Dırtat tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden sonra M.Ö. 4. yüzyılın başında 301 ile 303 yılları arasında inşa edilmiştir. Tapınak 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldı ve dünyanın en çok ziyaret edilen kiliselerinden biri ilan edildi. Ana katedralin girişinde Longinus mızrağı olarak da bilinen kutsal mızrak muhafaza edilmektedir. Geleneğe göre bu kutsal mızrak Hazreti İsa'yı yaralayan mızrak olarak bilinmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas Vartabet'in Dervo Hormia adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.